TÜİK açıklama yapıyor, işsizlik azaldı diyor. Yani bunu 3 yaşında bir çocuk inanmaz, 5 yaşında bir çocuk dile getirmez. İktidarın birinci görevi işsizlik ve bu yakıcı ekonomik sorunlardır. Anayasa sonra arkadan gelir ama onunla da ilgili anayasayı önce mevcut anayasayı uygulasınlar. Deva Partisi İl Başkanı Kerem Arda yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili görüş bildirdi. Konunun tartışılmasından zarar gelmeyeceğini söyleyen Arda, şu anda mevcut yönetim mevcut anayasaya uymuyor. Yeni bir anayasadan bahsetmemiz için mevcut anayasayı uygulamamız lazım dedi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın öyle bir açıklaması oldu sanıyorum geçen hafta. Dedi ki Türkiye artık yeni bir anayasayı Türkiye'de konuşmanın vakti gelmiştir diye bir açıklaması oldu. Ya bu belki mümkün, evet, yani bu tartışmadan, yeniliklerden bir zarar gelmeyeceğini düşünüyoruz ama öncelikle şimdi burada bir abesle iştigal bir durum var. Biz zaten mevcut anayasaya uymuyoruz şu anda mevcut yönetim. Önce yeni bir anayasadan bahsetmemiz için mevcut anayasayı uygulamamız lazım. Biz şu anda Anayasa Mahkemesi'nin tanınmadığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı görülmediği bir süreç yaşıyoruz. Arda, iktidarın birinci görevi işsizlik ve bu yakıcı ekonomik sorunlardır. Anayasa sonra arkadan gelir ama önce mevcut anayasayı uygulasınlar dedi. Bizim genel merkezimizde bir heyet, Sayın Mustafa Yeneroğlu bunun başkanı olarak biz bir anayasa çalışıyoruz. Yani bence şu anda iktidarın ama birinci gündeminin, ben yine altını çiziyorum, işsizlik ve ekonomik sıkıntıları aşmak olmalı. Anayasayı biz çalışıyoruz. Muhalefet çalışıyor, bir kısmı çalışıyor, belli heyetler. Bunlar işsizliği çözsünler. Onlar yokluğu çözsünler. Onlar hayat pahalılığını çözsünler. Anayasa zaten sonra mevcut arkasından gelecek. Mevcut anayasaya uymamak, mevcut anayasayı sistem dışı bırakmak, yani kimsenin öyle bir mecburiyeti yokmuş gibi yapılıyor. Özellikle zaten bizim parti programımız da bunun üzerinden kurulu. Ondan da bahsetmek isterim. Zaten biz güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü planlıyoruz. Ve bunun üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Her şeyimiz somut gidiyor. İktidara geldiğimiz, yönetime geldiğimiz ilk 100 günde yapacağımız icraatlara kadar somutlaştırıyoruz bugün. Bizim de evet önceliklerimiz var. Adalet, kurumların yeniden tesis edilmesi ve kurumlara olan güvenin sağlanması. TÜİK açıklama yapıyor, işsizlik azaldı diyor. Yani bunu 3 yaşında bir çocuk inanmaz, 5 yaşında bir çocuk dile getirmez. Covid-19 ortamında dünyanın neresinde işsizlik azaldı? İktidarın birinci görevi işsizlik ve bu yakıcı ekonomik sorunlardır. Anayasa sonra arkadan gelir ama onunla da ilgili anayasayı önce mevcut anayasayı uygulasınlar.